Değerli izleyicilerimiz, bugün itibariyle biliyorsunuz, evet, Çaykur yeni sezonu başlattı ve yeni sezonun başlamasıyla itibaren çay alımları da evet, hizmete başladı. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi Kirazlık bir çay fabrikasındayız. Düzeltelim, çay alım yerindeyiz. Evet, bu Ali Beren'de az önce çaylar geldi. Çayları gördüğünüz gibi aldılar ve fabrikaya yolladılar. Evet, yeni sezonunda bütün üreticilere, aynı zamanda tüketicilere de hayırlı olmasını diliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle kantarlara geliyor. Ve kantarlarda evet, burada tarttıktan sonra arabalara yüklü fabrikalara yollanıyor. Evet, Kirazlık bir çay alım yerindeyiz. Gördüğünüz gibi evet, sezon başladı ve az önce çaylar geldi, evet, tartıldı, teslim edildi ve evet, fabrikalara yollandı. Gördüğünüz gibi çay alımları şu anda evet, çayları bekliyor artık. Evet, herhangi bir kota uygulaması olmadan sizler de evet, çaylarınızı, yetişmiş olan çaylarınızı biçip Çaykur'un alım yerlerine teslim edebilirsiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Ben çay üreticisiyim. Bugün bakanımız geliyor. Allah nasip ederse bakanımız bugün çaya iyi bir fiyat verecek. 20 üzerinde çay bekliyorum. Ondan sonra arkadaşlar da geldi. Arkadaşımız Ordu'dan geldi. Ton içi biçiyor. Günlük biçiyor. Yayaya biçiyor. Her şekilde çayımızı alıyor. Allah razı olsun. Allah kuvvetini versin. Allah bereket versin. Hepimize bereket versin. Bakanımız da en başta bakanımız iyi bir fiyat versin. Size beklentiniz nedir diyorsunuz çay üreticisi? En az 22. En az 22 beklentiniz evet, var. Evet, 22'den aşağı kurtarmaz. Kurtarmaz. Peki bu yarıcı işlemleri var, biraz bulamıyoruz, işçi çalıştıramıyoruz diye bir sıkıntı var. Ona ne diyorsunuz? Allah razı olsun. Ordulardan, Giresunlardan, Trabzonlardan geliyorlar. Ondan sonra Allah bereketlerini versin, Allah kuvvetlerini artırsın. Abi kardeş gibiyiz. Pazarda en güzel çayı temizleyip, biçip satacağız. Satacaksınız. Ondan sonra da Türkiye'ye Çaykur'un çayını içireceğiz. İçirecektir. Evet, size gelelim. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Ton işi, yarıcı işi? Yarıya, ton işi, kilo işi. Hepsini yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Şu an tonla pazarlığınız nedir? Yani? Daha fiyatlar açıklanmadan belirleyemiyoruz. Ya ama şimdi siz şu anda biraz sonra gideceksiniz, iş alıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla sizi arıyorlar. Evet. Dediğimiz gibi çay temiz çalışan insanlarsınız. Evet. Mesela elbette ki fiyat açıklanacak ama. Fiyat açıklandıktan sonra onu belirleyeceğiz. Şimdi siz gideceksiniz, çalışacaksınız. Fiyat açıklandıktan sonra belirleyeceğiz. Peki ben. Ya fazla gelirse, bilmem ne gelirse herhangi bir ortası şey. Ortası neyse onu bulacağız. Peki yani. Nedir, ortalama ne bekliyoruz? Geçen sene neydi mesela? Bir ortalama tonu 8'den veriyoruz. 8'den. Geçen sene neydi? Geçen sene de yaptınız bu işte. 4,5-5 arasıydı. Şimdi 7-8 arası böyle gidiyor diyorsunuz. Ton işi olur, yarıcı işi olur diyorsunuz. Evet, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi evet, çay biçmeye gelen kişilerle birlikteyiz. Evet, çalışmalar devam edecek. Sevgili Nihat Bey, sezonumuz, çay sezonumuz başladı. Sizin de bildiğimiz kadar çaylarınız var. Bu yeni sezon hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Beklentileriniz nedir? İşte ton başı nasıl gidiyor ve yarıcı sistemi nedir? Çok teşekkür ederiz. Evet. Şu andaki beklentimiz fiyat. Devletten fiyat bekliyoruz. Biliyorsun bir ton gübre oldu 16 bin lira. İşçilik maliyeti çıktı 6-7 bin lira. Devletten en az 18 lira fiyat bekliyoruz. Çaya gelince bakalım sezon nasıl, pek verim düşük gibi mi geliyor? Hava şartları hiç çok şey, kurak gitti havalar. Vallahi daha tam ben verimi düşük bekliyorum. İşçi sıkıntısı var. Fiyatlar çok yüksek. Onun için ne bileyim, inşallah iyi gider verim. Evet, siz ton başına mı, yarıcı başına mı, nasıl Yok, çalışıyorsunuz? Ton başı veriyoruz, kilo işi veriyoruz. Kilo işi geçen sene 3,5 verdik ama söylentilere bakarsa 8 lira falan, 7 lira diyorlar. Bu böyle bir rakam olmaz yani. Evet, şimdi tamam, çay fiyatlarını bekliyorlarmış biz. Onu yani buna belediyeler, sivil toplum, ticaret masası bilmem şeyler, bir kaymakamlık bir... Buna bu işe bir çözüm vermeleri lazım. Bu kadar fiyatın altında kalkmamız mümkün değil. Mümkün değil diyorsunuz. Zaten işçi çok kötü.
Olanı da polis toplamış herhalde. Evet, evet, polis. Tamam, bu sıkıntı yani. Kime biçtireceğiz bu çayları? Evet, evet. Yani bizim kendimiz biçmemiz mümkün değil çünkü bir sürü günde 40-50 ton çay satıyoruz. Evet. İşçi sıkıntımız da büyük, fiyat da büyük. Fiyat, ne bileyim, pek bir iyi beklentim yok yani. Evet. Önce devletten bir iyi bir fiyat bekliyoruz. Evet, başka inşallah bir iyi fiyat bekliyoruz. Sonra da bu işçi sıkıntılarına da el atasın diyor. Evet, kolay gelsin. Sağ ol. Çay sözümü başladı biliyorsunuz. Çay üreticisimiz, çayınız var mı? Var. Peki gelişmeler hakkında neler söyleyeceksiniz? Burada gelişmeler derken tabii ki çay fiyatı beklentileri var. İkinci yarısı ve toplama adına neler düşünüyorsunuz? Kısa bilginizi alabilir miyim? Çay, güzel bir para beklentimiz var. Yani 20'nin üstünde olması daha güzel, makul evet. olur. Çünkü maliyeti fazla. Bir de şu işçi hesabına mesela vatandaş mağdur duruma düşmemesi için belediye ve kaymakamlığın koordinasyonunda jandarmanın polis, belediye, jandarma, ziraat odası da olabilir. Bir yer tayin edilir. Orada toplanır. Orada kişilere sorumlu bir kişinin altında verilir, anlıyor musun? İşçiyi oradan alır vatandaş. Mağdur olmaz. Başka gurbetten gelenler fazlalıktan alabilirler. Onu ona göre ayarlar. Yani bütün listeyi yapıp o gün çalışıyor. Belli bir fiyat altında çalıştırabiliyorsunuz. Bunu zaten çay fiyatı belli oldu mu işçinin de alın teri önemli tabii bizim için. Yatacağı, yiyeceği ona göre ayarlayacak. Fakat bir kişi sorumlu olması gerekir. O yerde var, kapalı bir yer. Belediyenin eski sebze yeri, kadın pazarı. Evet. Ne güzel olur yani. Benim bir beklentim o. Evet. Dağınık olmasın. İpsizi var, hırsızı var, PKK'lısı var, her şeyi var bunun içinde. Evet. Bunu valimiz, kaymakamlık ve belediye bunu yapması gerekir diyorsunuz. Bu şart. Evet, teşekkür çok, ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi bir üreticiyle beraberdik. Onun da düşünceleri bu. Yani işte aşırı derecede fiyat ve taşkınlığa, hırsızlığa ve olumsuzluğa neden olmamak için kaymakamlığın ve belediyenin işte çalışmak için gelenleri bir yerde toplayıp gerekli görevleri onların vermesi daha uygundur diye düşünüyor dedi. Hoşça kalın.